ürünlerle açacağız. Yıldırım Hoca bugün eğitim yapıyorlar ve son deneyimler başlığı altında bir seminer verecek. Hocam. Yer vermek istediğim görüntülerin pek çoğunu da eski arşivde bulup çıkan pek kolay da olmadı. Bu anlatacaklar tabi tamamen ders vermenin kendinde değil. Geçmişe yönelik deneyimlerin eğitim yapılabilirim, biliyor özellikle. Ve son bölümünde 2013 yılında yarışmalarla elde edilen Eğitim Bakanlığı'na ait gerek bizim gerekse başka yarışmacıların eserlerini kısaca tanıtmak olacak. Özellikle son bölüm hocalarımın belki sorularıyla açıklanmaya ihtiyacı olacak bölümlerde tamamlanması olarak nitelini bildim. Adet olmadığı üzere bir soruyla başlamak istiyorum. Sevgili Gülür Hoca, eğitim yapıları 100 yıl içinde ortadan kalkabilir mi? Ya da 100 yıl, belki 150 yıl sonra artık eğitim yapılarına gerek kalmayabilir mi? Valla ben kalacağını düşünüyorum eğitim yapılarının, özellikle de eğitim için özellikle yapı tasarlanmayacağını. Herkesin bilgisayar başında belki kendi eğitim alacağı. Böyle bir şey dönüşeceğini düşünüyorum eğitim için. Ben bunu çok teşekkür ederim. Ben bunu zaman zaman düşündüm. Ama şu an için açık öğretim bölümü var. Bölüm mü? Üniversite değil, açık öğretim programı var. Eskişehir'de. Lisede, açık öğretim lisesi de denemek istedi. Ama bunlar çok şimdi en azından çok iyi sonuç verildiğini düşünüyorum. Ancak gelecekte bu teknolojik hızlar gündemden kalkabileceğini ben de. Ama bu süre yarım asır mı olur? Yarım asırı aşar gibi. Gerçekte eğitim yapıları konusu 5000 yıllık süre. Hep sık sık önerdiğim İlmiye Hoca'nın, İlmi Aziz Çığ'ın, Aziz İlmiye Çığ'ın, Süberli Ludingirren adlı kitabı var. Mutlaka okunulması gerekiyor diye düşünüyorum. Orada Sümer'de 23 tablette dayalı geçmişe dönük bilim kurgu kitabıdır o. Ama anlatanların çok büyük bölümü gerçek tabletlerde yazılanlara dayalı. 5000 yıl önce Sümerler okullar kurmuşlar eğitim için, hele yazıyı bulduktan sonra. Ve bir çocuğun okula başlaması bayağı merasim, en azından aile içinde merasime bağlı bir özel konu. Aile özel giysileriyle çocukla birlikte okula gidiyorlar. Okulda hocaya teslim ediyorlar ve eti senin, kemiği bizim diyorlar hocalar. Herkes, bu kadar yaygın eğitim olmasına rağmen herkes okuma yazma bilmiyor.
Ama bu o dünyadaki bir ilk deneme olarak hem övgüye değer hem de kayda değer bir olay diye düşünüyorum. Sonra hepimizin bildiği gibi Yunan'da açık havada bile olmuş, eğitim yapılmış ve sonra ilk dönemlerde Osmanlı'da, Selçuklu'da, medreselerde devam etmiş eğitim. Biraz önce konuştuğumuz gibi gelecekte henüz çok iyi bilmiyoruz ama tahmin de biliyoruz nereye doğru gideceğini. Ülkemizde de eğitim Cumhuriyet öncesi medreselerde ve sonra da Cumhuriyet'in hemen öncesinde son padişahlarda Abdülhamit döneminden pek çok yere okulun yapıldığını biliyoruz. Hem ilkokul düzeyinde hem de bugünkü üniversiteyi çağrıştıracak sanayi nefesleri, meşhuriyeti, tıbbiye-i şahane gibi. Günümüzde yine geçmeden önce benim yaklaşık yarım asrı aşan deneyimlerimle ilgili kısa şeyler söyleyeceğim. Benim 1963 yılında ilk çalıştığım proje Bayındır İskan Bakanlığı'ydı. O zaman sadece Bayındır Bakanlığı'ydı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Halıcılık Meslek Okulu ya da Halıcılık Eğitim Merkezi. Köylerden, mezralardan kız çocuklarını alınıp halıcılık öğretildi. 6 ay sonra da kendilerine birer halı tezgahı vererek köylerine gönderildi. Orada da çevresini eğitmesi beklenildi. Bir yapılanmaydı. Köyden az katlı yapıların ve çevresinden gelmiş kız çocuklarının rahat edebilmeleri için ben son pozisyonu bir avluya dönük kendi içime dönük tabii parçalı kitlelerden oluşturdu ve çok beğendim. Projeyi daire başkanımız Nervan Hanım'a götürdüğümde çok beğendiğimi söyledi. Yalnız dedi, bunlar böyle çok pahalı bir gerçekten parçalı olması bir ölçüde bakımını ve pahalı olmasını gerektiriyor. Bu kriter benim bundan sonraki, bu tarihten sonraki bütün çalışmalarımda çok etkili oldu. Bir taraftan yapının maliyetini, özellikle bakım konusunu devlet istemediği için tüm projelerdeki eğitim yapılarında çalıştım ben. Hep göz önünde bulundum. Ben baştan sona kadar ya da tepeden tırnağa bütün cam binaların 90 santimlerini hep arkadan kapatmaya çalıştım. Ben Bakanlığındaki eğitim yapıları, ben eğitim müdürlüğümde dahil, bu söylediğim prensip çok geçerli oldu. O nedenle Banyo Bakanlığı'nın binaları öyle çok parçalı değil. Bir örnekte yatılı bölge okullarıdır. İlk önce 34 binadan oluşmaktayken 14'e 7'ye en sonunda 4 binaya gidiyor. Çünkü 34 parçalı bina olduğunda da bazı binaların müdürleri kapatıyordu. Bakımını yapamadıkları için. 1963-64'te Ankara'da hatta İstanbul'da da proje büroları olmadığı için Bayındır Bakanlığı hepsini kendisi planladı.
ve 8, 12, 16, 24 derslikli okullar ilk defa tip proje olarak 1965'te Ali Bakanlığı'nda planlandı ve inşa edildi. Ve sonra bütün benzeri yapılar o şema üzerine. O şemayı hatırlayacaksınız. Merkezinde merdiven bulunan, geniş merdiven bulunan, her merdivenin açıldığı kol yönünde de koridor üzerine sıralanmış derslikler olarak planlandı. Tip proje kavramı çok eleştirilir olması gereken bir kavram. Yerine göre, çevresine göre, topografyasına göre mutlaka büyük bir bölümü yerine, arsasına tam oturamayan binalar olmak zorunda. Nitekim Kars'ta bir kaleyi görenler varsa, Kars'taki kalenin önünde koca bir okul kitlesi vardı. Hiç diğer binalarla ölçekli bütünlük teşkil etmeyen, kalenin ölçeğini bozan yapılar ortaya çıkmış. Bu sadece Bayan Bakanlığı'nda olmadı. Daha sonra 13-14 sene önce Milli Eğitim Bakanlığı'nın üniversitelere dağıttığı ve onların eliyle yaptırılan projelerin hepsinde de tip okullar oldu. Bu konuyla ilgili olarak Erciyes Üniversitesi, Yozgat Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde de tip yatılı bölge okulları yaptı. Müsteşar, Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Binali Jordan'a göre o dönemde yapılan tip projelerinde en olumlusu idi. Tabii bu yönetici bakış açısıyla. Sonra bir yarışma ile ilgili yaşamda bir hayli çok yarışmaya katıldığım için arkadaşlarımla beraber 60-67'de Harp Akademileri kampüsünü yapma şansımız oldu. İki etaplı bir yarışmaydı. Onun tabii kendine göre kriterleri var. Boğaz silüetini etkileyecek bir ölçüde parçalı olmak zorundaydı. Öyle de inşa edildi. Sonra 80'li yılların sonunda 4 tane özel okul projelendirme fırsatımız oldu. Bunlar Adapazarı'nda Tansel Koleji, Samsun'da 19 Mayıs Koleji, Orhan'da Yücefen Koleji ve burada da içinde yaşadığımız kampüsümüzdeki Arı Koleji olmak üzere. Hepsinde yöneticilerin, para onların cebinden çıkacak için büyük istekleri oldu. Biraz sonra Arı ile ilgili olanları anlatacağım. Ancak yaptıranın bakış açısı projeyi çok yönlendirici oluyor, ister istemez. Bir tanesinde bir not düşeyim. Genellikle bu özel okulların sahiplerinin hepsi de matematik öğretmeni. İlginç. Tansel Koleji'nin sahibi ki o ilk okul idi. Yüksel Büyükart'ta bir amfi planlarken dedi ki hocam biz cumartesi günlerden sonra piyano konseri veriyoruz ailelere. Bu amfinin sahnesine acaba nasıl düşünsün? Arkası dedi nefis
Karadeniz'e bakan ormanı. Şey, acaba sahnenin arkasını açsak mı diye konuştuk. Ve sahnenin arkası baştan aşağı cam oldu. Oturup piyano resitalini izleyenler için gerçekten son derece etkileyici bir atmosferdi. Bu proje hazırlık ama yapıldı mı yapılmadı mı bilmiyorum. Arı Koleji'nde önce bir sonraki şeyi getirdim mi? Birkaç bu alelacele hazırlanmış bir perspektifti. İlk şema ki çok beğendiydim. Şöyle bir şey, parmak şemadır. Burada görünüyor tabii. Fen Lisesi, lise ve ortaokul, ilkokul ve ön okul. Yani yuva. Yuva tek katlı, öbürleri yükselerek gidiyordu. Hepsinin arasındaki boşlukta kendi öğrencilerinin açık alanlarını oluşturuyordu. Ben çok beğenmiştim ama Sıtkı Hoca, ya hocam dedi, sen şey bırakmamıştın, gelecekte yapacağınız yapıları yapar için yer bırakmamışsın. Gerçekten vazifelerini eğlenir mi? Ya uzaklaşacağım ama. Şimdi o içinde bulunduğumuz üniversite rektörü. Şurası ilk binadır. Şu. Ve benim önerdiğim tarak şema buraya kadar gelirdi. Şurası yuva olmak üzere. Dedi ki bütün arsayı harcamışsın. Gerçekten öyleydi. Dedi, bu okulda yetindik önce kolej. Bunu biliyorsunuz, bunlar eğitim bölümleri. Bu idare, kafeterya ve üstünde spor salonu olan bölüm. Ve ondan sonra ihtiyaç oldu, şu yurt yapıldı. Yurdun burası da buradaki açık alana, yeşile bakıyordu. Bu planlaması daha sonra girdik olanlara göre düşünülmemişti. Ondan sonra bu fen lisesi ilave edildi. Sadece AVA projesini ben yaptım. Ve şu anda yeni yapılmış olan da ön okul bu. Şu aradaki boş. Başka da yapacak yer kalmadı. Bu bir eski yüzme havuzu zaten. Arsayı böylece doldurmuş olduk ama inşaat arsaya göre emsalden kaynaklanan inşaat alanı çok azı kaldı. Bunlarla doldurulmuş oldu. Şeye geçebiliriz diye düşünüyorum. Ön okul ile ilgili. Bunu biliyorsunuz. Bu ön okul yeni yapıldı. Ne kadar isteseniz de şartlar sizi tatlı yuva yapmak zorunda bırakıyor maalesef. O hani ilk tasarımda tek katlı dediğim bina işte bir bölümü gömülü olmasına rağmen ancak bu kadar olabilir. İlk planlamada şu kat, bu kat arkadaki esas okula bağlı katlı, oradan geçirilecektir. Şu spor beden eğitimi salonu, spor salonu değil. Gömülü olduğu için bir miktar olabildiğince basma yüksekliği indirmeye çalıştım. Ancak ne kadar oldu? Üç kattan daha azına sığdırma şansı yok. Bu tarafta yurt var. Bu taraf gördüğünüz gibi yola dayanmış durumda. Burada bir rampayı kullanmaya gayret ettik. İlk perspektifte de görüyorsunuz.
onun şu rampayla yemek salonuna iniyor. Üst kattan öğrenciler. Yuva olduğu için de ya asansör ya yuva rampa olmak zorunda. Meyvini defalarca exact olarak yorulduk doğrusu. Ama belediye kabul etti. %8'e yakın meyille işte asıl olması gereği %6. Burası böyle boş değil. Şimdi yapıldı ama aynısı yapıldı. Sıralardan adım atacak yer yok. Bir başka önemli nokta yapıda yükseklik. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik, özel okullar yönergesi, yüksekliklerin, temiz yüksekliğin 3 metreden daha az olmasını gerektiriyor. Onun için 3 metre yaptık. Ancak ön okul müdürü, müdüresi Eşe Hanım, veliler basit veri sevmedi, inşaat esnasında bu yüksekliği biraz daha arttırdığını inşaat sırasında sorun öğrendi. Bununla ilgili bunu yaparken bir 3 senelik periyotta birlikte çalıştığım arkadaşları bu arada anlatayım. 50 hatta 55 yıllık ortağım Ömer Özay, Ekim Çoban, Turhan, Gazi Üniversitesi'nin öğrencimdi. Yürürlüğünde sanıyorum arkadaşıydı. Ve Ercan Çoban. Bir sürede Şükrü Ünal'la beraber çalıştık. Özellikle Ekim'i Türkiye'nin ilk anaokulu ya da yuvası olan Sandığa Meydanı'ndaki biraz geride Zübeyda'nın kreşi vardır. Kreşi o zaman yuva mıydı bilmiyorum. Hocam dedi, ben orada yuvaya katıldım 5 yaşında. O günlerin içine o kadar büyük gelirdi ki. Sonra işte 3 sene önce gittim. Binlercik üşüyüş o mekan. Tiyatrosu bunu defalarca ön okul yönetimine söylememize rağmen sonuç dediğim gibi oldu. Bu arada tabii özellikle Arı Kolejinde yapıldıktan sonra biraz sonra bahsedeceğim. Eğitim Bakanlığı'nın eğitim kampüsleri için yazı almam gerektiğinde okulumuz yönetiminden şöyle bir öneri geldi. Başka özel okul yapmayacaksın değil mi? Diye bu sadece buraya ait başka özel okul yaparsanız iyi olur. Anlamı çıktı. Yani bize rakipler üretmeyin. Evet. Yarı şaka, yarı ciddi tabii. Nasıl? Şükür ki Türkiye'de hele Cumhuriyet döneminde böyle bir şey yok. Bu arada bir başka deneyim eğitim yapılarıyla özellikle üniversitelerle ilgili. Çankaya Üniversitesi oldu. Yeni araziye üniversite yapılacağı zaman yönetim Cüneyt Hoca, Ziya Hoca ve Oktay Hoca ile birlikte beni görevlendirdi. Biz bir vaziyet planı hazırlayalım dedik. Bir vaziyet planı hazırladık. Hatta iki şema hazırlandı. Birisini beğendik. Bunun üzerine buna göre
mevzili vaatler hazırlandı. Ancak bizim projeyi doğrudan üniversite mensubu olarak yapmamız yönetmeliğe göre, Çankaya Üniversitesi yönetmeliğine göre uygun olmayacağı için ihale edildi. Ama daha sonra ben proje kontrolü ve koordinatörü olarak görev aldım. Hala o görevi sürüyor. Zaman zaman şikayetçi oldular ama çok fazla meslektaşım, hem de mesleğimizin duayeni Coşkun Erkal'ı mümkün olduğu kadar zor çıkarmadan istediklerini uygulamalarını sağlamaya çalıştım. Ve sonra yönetim bundan memnun oldu. Pek çok kişilerde de tek elden ortaya çıkmış nadir üniversite kampüslerinden biridir denildi. Şimdi bundan sonrasında bu şeması ama ön okulun perspektifi var mıydı? Bu rampadan aşağıymış. Yukarıdaki beden ölçümü bölümü. Evet. Bunu geçebiliriz artık. Geçen sene bu, önce Milliyetin Bakanlığı'nın 33 il ve ilçede büyük eğitim kampüsleri yapması gündeme geldi. Bunun hepsini de yarışmayla yapmayı istediler. Biz Güneyaltı Mimarlık olarak önce 6 mimar indi. Şu anda 4 kişiyiz. 4 kişilik duruyoruz. Biraz önce saydım bu Erar Olcay, Ekim Çoban Turhan ve Ercan Çoban'ı benden bir teşekkür. Ayrıca müracaatlarımızı kabul etti Milliyetin Bakanlığı ve 3 yarışmada bunlar 3 ayrı grupta yapılacaktı. İlk 2 grupta bize 3 tane proje yapma tanıdılar. Bunu şeye alabilir miyiz? Önce Urfa'yla başlayalım. Bu Urfa sınırında eğitim kampüsü. Önce kısaca çok da vaktimizi almadan bu eğitim kampüslerinin Kabataslak programını söyleyeyim. Bunları her biri 10 bin öğrencilik, bilmiyorum içinizde bu programı okuyan var mı? Hela Hocam okumuştur diye düşünüyorum. 10 bin öğrencilik ortaokul lise programı. 10 bin öğrenci inanılmaz bir sayı. Peki diğer ortaokul ve liseler ne olacak? Diğer ortaokul ve liseler yerlerinden alınacak. O arsalar, okul binaları boş kalacak. Aklınızdan yeni rant kaynakları diye geçiyor belki ama ilkokulların yapılabilmesi için arsalar elde edilmiş olacak. Böyle bir masumane düşünceden kaynaklanmış. Ancak 10 bin öğrencinin bir kampüste toplanması nasıl bir düzen gerektirir? Buna inanabilmek çok zor. Çok iyi düşünülmüş müdür? Sanmıyorum. Biraz sonra söyleyeceğim herhalde bunu teyit edecek. Kent dışlarında 10 kilometre, 15 kilometre dışında araziler alınacak ve oralarda yapımcılar, daha doğrusu finans kaynakları özel olacak
olan kişilerce yaptırılacak. Devlet bunlara bir ölçüde katkı sağlayacak kredi gibi. Ve ondan sonra işletmeleri o kişiler tarafından yönetilecek ve devlet kira ödeyecek. Yalnız 10 bin sayısı otobüse yerleştirdiğimiz zaman saat sabah 8.30'da yola çıkıp en geç 9'da belki daha önceden otobüslerle okullara getirecek kişilerin bineceği otobüs sayısı minimum 250. 20 metreden otobüsün uzunluğu 20 metreden 2 kilometre falan otobüs şeridi düşünüyor. Nasıl bunlar gelip öğrenciler olsa akşam birazcık onu 417 tane derslik var bunların her birinde. Ve çok değişik sayıda da okul türü var. Bunların içinde düz liseler, sağlık meslek lisesi, güzel sanatlar lisesi, normatif okulları, bunların hepsi bir arada. Sonra şeye göre, isteğe göre de, düşünceye göre daha doğrusu, bunların her biri bir başka, her öğrencisi kendi bölümünün dışında bir başka okulun içine de gidebilecek. Yani İmam Hatip'teki mesela Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki bir dersliğe gidebilecek. Çok iyi bir şey. Üniversitede bağlı ama şemaların buna göre düzenlenmesi gerekiyor. Ders arasında kışın bir öğrencinin bir saatini bir başka okula gidip gelmesi çok kolay olmayacak diye düşünüyorum. Bizim şemalarımızda, hazırlık şemalarda bu genellikle dikkate alınmaya çalışıldı. Bu Urfa'daki Sırrın Eğitim Kampüsü tekrar bu tarafa geçeyim. Burada kentten yaklaşım şöyle idi. İlk etapta sağ dönüp bu bölüme yerleşmek uygun gibi görünüyor. Ancak meyil bu tarafa doğru hızla yükseliyor. Buradan girmenin bütün öğrencileri büyük ölçüde kademelerle yukarı çıkarmayı gerektiriyordu. Tartıştık. Şuradan girmeyi, orta kattan girmeyi, yurtları, auditoriumu, sosyal tesisleri ve spor tesislerini buraya alıp bütün şeyleri, eğitim bölümlerini buralarda planlamayı uygun gördük. Bunun yanında tamamen kartezyen, yani kare avlulardan oluşan bir öneri daha vardı. Bunun hazırlanmasını uygun gördük sonuçta. Otobüsler giriyor, giriyor. Burada indirerek devam ediyor ve buradan çıkıp geriye gidecek ya devam edecek. Şuradan çıkıp gidecek. Burası yurtlar. Bu Urfa çok sıcak bir projelerin topografik yapıyı ve iklimi dikkate alması şart. Eğitimin bu zamana kadar bunu gerektirdi. Buradaki görsel şurada alınmış. Ha, Urfa'ya uygun mu? Evet değil. Bu iç avlulardan buradan bağlantıda bence uygun. Bu proje ikinci ödül aldı. Bir başkasına geçebiliriz. Sayın Hocam kaçta bitirmemiz gerekiyor? Tamam. Onun için hızla devam edeceğim. Şema bu.
Bunları da geçebiliriz. Maraş'a ya da Mardin'e. Bu benim üzerinde daha çok çalıştığım bir proje. Bu proje ikinci oldu. Maraş merkezinden giriş şu noktada, burada şemaları var. Buradan girip şu arkada otobüsleri sıralanarak bütün şeyde öğrencileri indireceği düşünülmüş. Ve burada da orta aks. Öğrenciler buradan geliyorlar, okullara giriyorlar. Bunların her biri eğitim blokları bunlar. Bunlar da diğer bağlantıda sosyal testleri burada. Amfisi bu, yemekhane şu ve spor testleri burada. Bunlar da yurtlar. Topografyada bu yavaş yavaş meyilli yukarı çıkan 15-50 pot sınırlaması nedeniyle de biraz yükseklikte sıkıntısı olan bir arsaydı. Emsal belli. 15-50'de bırakabilmek için planlarda şu noktalarda rampalar kullanmak zorunda kaldık. Tabi bu jüride eleştiriye neden olmuş. Yani yüksekliği anladık ki sınırlamayı dikkate almamışlar. Bir de eleştirdikleri nokta şu. Burada şey var, anıt var. Auditorium önünde. Tören alanı burası. Bu gidiyor. Burada bir cami var. Olabilir ki böyle bir gidişin sonu şeyle bitirilirdi. Camiyle bitirilirdi. Ama eğitim kampüsü olduğu için onu oraya koymamak istedik. Anıt burada zaten var. Eğrisel gidişin düz aksla olduğu bir önemi olduğu, anlamı olduğunu düşünüyoruz. Ki bazı yorumlamalara göre de eğrisel yay gidiş bilinmeze doğru gidiştir. Onun için yeşil bırakmayı uygun gördük ama o da eleştirilmiş. Bir geri gelebilir miyiz? Şu burası, bu yüz blokların arka yüzü. Bütün okulların girişleri, otobüslerin indirdiği yer burası. Bu orta aks, işte köprülerle spor salonuna, yemekhaneye girişleri geliyor dedi. Şimdi çok kısa planlardan geçelim. Şemalar bunlar. Buralar galeri. Galeriden perspektif bir öncekinde gördük. Şurada bahsettiğim anlatmıştım. Mardin'e geçelim. Bu Mardin Milat. Burada öğrenci sayıları tamamen aynı. Bunda hiç bir şey yok. Ancak biraz önce söylediğim gibi bu çok hocam ses az önce kayıtta fark olur mu bilmiyorum ama ben bazen uzaklaşıyorum. Sayının biraz önce söylediğim bu kadar iyi araştırılıp da böyle 33 yerde 150 büronun yarışmaya katıldığı kompozisyonun çok da iyi kurgulanmadığını düşünüyorum. Çünkü yarışma sonrasında hemen bu sayı 5000'e indirdi. 10.000 doğruyduysa 5000'e. Hocam şöyle oldu. Seçilen birinciler bu birinci ya da ikinci vasıyordu. Seçilen projelerin birincilerini davet ettiler. Ancak mimari, statik, mekanik, elektrik, altyapı, yangın projelerin hepsinin yapımı çok düşük bir bedeldi. Çok kimse yapmak istemedi.
İkincileri davet ettiler, üçüncüleri davet ettiler, mansiyonları davet ettiler. Şu anda projeleri yapılıyor. Bize önerdiklerinde biz projenin birinciler tarafından yapılması daha doğru ve anlamlıdır. Eğer ikinci mansiyonu kazanan projeyi siz uygulamaya karar veriyorsanız, o zaman yarışmanın anlamı ne? Madem ki seçiyorsunuz, bu birincidir, bu ikincidir filan diye. O zaman en sonunda projeyi yaptırmak da bize göre uygun değildi. Biz yapmak istemediğimizi söyledik. O nedenle de üçüncü etaba çağırmadılar. Genellikle Milli Eğitim Bakanlığı bu yarışmalarıyla ilgili deneyimimiz bu kadardı. Aslında bu kadar bir tane çok yoğun çalıştığını söyleyebilirim. Bir son Adıyaman Yaşam Merkezi denen aktif yaşam merkezi denilen ancak engelliler eğitim merkezi yarışması bu. Burada da üstü gelince gördüm. Birinci ya da ikinci mansiyonu burada. Kent Maraş, pardon Adıyaman bu tarafta geliniyor. Buradan giriş var. Şu kesinti saçağı ifade ediyor. Buradan giriliyor ve engellilerin bir ölçüde eğitimini yapacak bir yer. Bu dünyada bir ilktir. Genellikle engellilerde biliyorsunuz trafik kazaları çok etkili oluyor. Ve insanlar bu eğitime geldiklerinde öncelikle psikolojik tedavileri gerekiyor. Yürüyemeyenlerin yürütülmesi gerekiyor. Kendilerine güvenlerin kazandırılması gerekiyor. Şuradaki çok kısacık anlatayım. Bu ana bina idare. Burası açık avlu. Şu anfi. Burası holü. Burada idare bölümünün devamı var. Şurası ilk yardım. Ondan sonra burası velilerin ya da ailelerin kısa süreli ikameti için, kalması için otel ya da misafirhane. Burada havuzlar var, tedavi havuzları. Bu orta avlu devam edip açık alana ulaşıyor ki burası da yeşil bir alan. Burada çeşitli yaşlardaki için, gençler için ayrı, yaşlılar için ayrı bölümler var. Bu şuradan bütün hepsini içten bağlıyor, şuradan da bütün hepsinin ayrı girişleri var. Bir ara üst iki katlıdır bu. Üst kat şey yapalım istedik. Köprüyle direkt üst kattakiler girsinler ve çıktıkları zaman da gitsinler diye düşündük. Sonra da vazgeçtik. Asansörler alttan yukarı çıkarabiliyor. Burada artık tedavi görmüşlerin meslek kazanmaları için atölyeler var. Ürettikleri hem burada satılıyor hem de burada da şu ilk bölümde de teşhir sergilenmesi yapılıyor. Burada havuzlarıyla bir görseline ulaşabilir miyiz? Evet, bu orta akstan, yani dıştan girişe doğru bir bakış. Bunlar işte bu misafirhane, altta da yüzü havuzlarının, tedavi havuzlarının olduğu bölüm. Başka da var mı? Üstten görmüşüm o köprülerle. Misafirhanedekiler bu taraftaki yemekhaneye geçişlerini ifade ediyor. Bunlar üzerinde çok daha fazla konuşma fırsatı var. Ancak beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sorular olan varsa cevap vermek üzere.
yaşamlar hocam, onu özellikle o tedavi bölümünde, havuzların olduğu bölümünde misafirhane olarak, onun da sayısı 25 oldu muydu, öyle bir şeydi. Onun dışında yurt yok. Hepsi kentten gelecekler, minibüslerle. Buralarda indirerek gidecekler, şurada inebiliyorlar. Bir bölümü tedavi edildikten sonra, önce burada havuzlarda tedavi edildikten sonra burada dersliklerde psikolojik destek vesaire vesaire yapılıyor. Ve sonra da burada beceri kazandırılıyor. O becerileri ve yaşamlarını sürdürmelerinin sağlanması isteniyor gibi. Hayır, Milli Eğitim Bakanlığı'nın değil diye hatırlıyorum ama hocam, bu şu projenin. Evet, bu gerçekten söylediğim gibi dünyada bir ilk. İlk bu. Biliyorsunuz bu konuyu çok iyi son dönemde. Bütün sokaklar engellilere göre tasarlanıyor. Gerçi bu ilk defa Türkiye'de olmuyor. Özellikle sokaklardaki, hava meydanlarındaki o engellilerin girişlerini yönlendiren, hatta bazı binalarda bakıyorsunuz asansörün kaçıncı kattan nereye gittiğini elleriyle değerek okuyabiliyorlar. Bunlar çok güzel yapılan işler diyor. Başkaca gençler sorunuz var mı? Peki, hepinize çok teşekkür ederim.